Daha önce size Homeros'un dünyasını toplumun günlük sorunları yönünden değil de değerlerinden ve törelerinden söz ederek manevi yönüne odaklanarak anlatmıştım. Ayrıca sistemlerinin baskın öyesi olan kahramanlık töresinden de söz etmiştim. Diğer bir bakış açısı bunun aristokratik bir düşünce ve duygu şekli olduğudur. Özünde arete kavramı vardır. Bu sözcük önümüze bazı sorunlar çıkarır. Çünkü antik dönemde bile tamamen başka anlam taşır. Özellikle bu sözcüğü benimseyen Hristiyanlıktan söz ediyorsak iyilik bir çeşit Hristiyan iyiliği anlamını taşır. Homeros'un dünyasını hatta incelediğimiz devrin tüm Yunan dünyasını düşündüğünüzde bu fikirleri kafanızdan silip atın. Arete Yunanca anar sözcüğünden gelir ve erkek kadının karşıtı olan erkek anlamındadır. Yunanlılara göre bunlar eril niteliklerdedir ve temelinde cesaret fikrini içerir. Fiziksel cesaret, törel cesaret, zihinsel cesaret ve savaşta gösterilen erkeksi cesaret bu sözcüğün özünü oluşturur. Bu fikir yayılmış ve kapsamı genişlemiştir. Olası olan en yüksek beğeniyi kazanan mükemmelliyet, yiğitlik, bir şey yapma, bir şey olma becerisi olarak çevrilebilir. İstenilen nitelikler Arete'nin örnekleri söylediğim gibi cesarettir. Ama aynı zamanda güzellik, güç, kuvvet, çok iyi bir atlet olmak ve ayrıca çok iyi konuşmak da gerektirir. Modern insanlar için Homeros'un şiirlerinde iki büyük ana karakter olduğunu görmek çok olağanüstüdür. Fiziksel cesareti, gücü, kudreti, güzelliği, hızı yani bütün bunları temsil eden Akileus ve her iki şiirde de çok önemli olan Odiseia'nın kahramanı Odysseus. Kendisi bahsedilen bütün niteliklere sahiptir. Fakat onu farklı kılan, özel bir kahraman yapan konuşma becerisidir. Bu demek değildir ki sözlükleri çok güzel telaffuz ediyor veya çok güzel seçiyordur. Fakat çok akıllıdır ve konuşma becerisini pratik sonuçlar elde etmek için gücünü, kuvvetini kullandığı gibi kullanabilmektedir. Homeros'un dünyasında Yunanlılar her iki yöne de aynı değeri biçerler. Odysseus, Homeros'un tanımladığı gibi çok yönlü, kurnaz Odysseus bütün bunlara sahiptir ve bu insanların özelliği olan fiziksel cesaret yanında eşit derecede saygı görür. Bu nitelikler kahramanların aretesi, bütün yaşamlarını belirler. Özellikle bu niteliklere sahip olmaları gerekir. Ama bu da tam yeterli değildir. Aralarında yaşadıkları insanlar, içinde bulundukları toplumlar tarafından tanınmaları, kabul edilmeleri gerekir. Kişinin elde edebileceği en büyük ödül, çok çok yüksek niteliklerinin diğer insanlar tarafından tanınmasıdır. Dolayısıyla antropologların çok yararlı bir ayrımını yaptığı, toplumdan söz etmekteyiz. Temelinde utanç ve çelişki olarak suçu alan toplumlar, suç çok içsel ve kişiseldir. Utançsa çok dışsal ve herkes tarafından bilinir. İnsanların size nasıl davrandıkları ve sizi nasıl karşılayıp selamladığı değerinizi belirler. Böylece baştan itibaren toplumda en önemli öğe o toplumda yaşayanlardır. Toplum içinde yaşamayan bir kişi bir kahramanda görmek isteyeceğiniz şan şöhrete ulaşamaz ve diğer insanlardan kabul göremez. Bütün bu kahramanlar sözcüğün geleneksel anlamında aristokrattırlar. Toplumlarındaki yüksek makamlarına doğum nedeniyle gelmişlerdir. Bu kişilerden biri olurdunuz çünkü babanız iyi bir ailedendir falan filan. Homeros'ta da gördüğümüz gibi Yunan toplumundaki asil aileler bir tanrı veya benzeri bir öğeden geldiklerini savunurlar. Sıradan kişilerin böyle bir şansı yoktur. Aile ve kişi kritik öğelerdir. Köyünüz, kentiniz, tüm bölgeniz hemen hiç söz konusu değildir. Bunlarla ilgili konuşulmaz. Akileus'u düşünün yapması gerekeni yapmadığı zaman Agamemnon'la kavga edip Yunanlılarla savaşmaktan vazgeçtiğinde kimse dur bakalım bu ihanettir. Yapamazsın. Sen kentin için veya bu seferde savaşmak için görevlendirildin ve savaşman gerek demez. Kimse demez. Dedikleri ah lütfen Akileus sana gereksinimimiz var yapma böyledir. Hiç kimse Tutuklayın şu adamı. Sözüne sadık değil. Topluma olan borcunu ödemiyor demez. Herkes bilir ki bu kahramanlar orada bulunmak istedikleri için oradadırlar. Ve orada olmak istemelerinin nedeni yenilen kentin el konan zenginliklerini elde etmektir. Daha da önemlisi bu gibi kahramanlıklar sonucu kavuşacakları şan şöhrettir. Daha önce size Akileus'un öyküsünü anlatmıştım. Akileus'a şan şöhret olmadan ebediyen yaşamakla şan şöhretle yaşam ama ölümlü olmak arasında seçim yapması istendiğinde ünlü ve ölümlü olmayı seçmiştir. Bu seçim bence çok önemli. Bu tutum, bu bakış açısı Homeros'un dünyası yok olduktan sonra da tarihleri boyunca Yunanlılar üzerinde büyük etkisini sürdürmüştür. Yani o toplumun doğasına bu çatışma işlemiştir. Bununla beraber kahramanlar da diğer canlılar gibi çeşitli nedenlerle içinde yaşamak için topluma gereksinim duyarlar. Zannedersiniz ki aynı zamanda topluma bağlılıkları da vardır. Vardır ama aynı zamanda ailelerine ve kendilerine de vardır. Ve bu bağlılık Homeros'ta baskın olarak görülse de bir anlamda çatışma çok gerçektir. Soruna Homeros'ta bakarsanız, Akileus geri çekilip savaşmayı reddettiği zaman hiç kimse ondan tersini yapmasını isteyemez. Böyle davranmaya hakkı vardır ama bu da demektir ki bazı yanlışlar yapılmıştır ve hiddetine yenildiği ve makul davranmadığı zaman bir Yunan kahramanı bile makul davranmak zorundadır, açıkça görünür. İnsanların tamam sen bir kahramansın, delirmedin diyeceği duruma gelmez. Akileus bile hiddetinden vazgeçer ve hatırlayacağınız gibi Priamos'un oğlu Hektor'u gömmesine izin verir ki kızgınken bunu kabul etmezdi. Akileus bile doğru düzgün bir yaşam sürmek için toplumun kurallarıyla barışık olmak zorundadır. Onun ailesi kişisel gereksinim ve arzuları ve toplumla olan çatışması tarih boyunca Yunan yaşam şeklinin baskın özelliği olarak kalacaktır. Belki her zaman aynı boyutta değil ama hep orada olacaktır. İşte rekabet yine önümüze çıkıyor. İki değişik kaynaktan gelen değerlerin rekabeti Genelde toplum ve karşısındaki kişi ve aile. Bu çeşit gerilim her şeyi açıklamaz. Kurallar mutlak değildir ve herkesi tanımlamak bir yerlere oturmak olanağı yoktur. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemek zordur. Bütün bunlar kargaşa ve sorun yarattığı gibi çatışma, gerilim, rekabet de doğurur. Sonuçta bütün insan kuşağı tarihinin başlarında görülen tipik despot kültürün oluşmasına izin vermeyen bir özgürlük yaratılır. Böylece şimdi bu çeşit düşünce şeklinin gelecek üstündeki etkisine eğilmek istiyorum. Doğal olarak bu geleneğin mirasçısı olan Batı medeniyetinin geleceğini kastediyorum. Daha önce de söylemiştim. Şiirler bir çeşit kutsal kitaptır. Kim ne biliyorsa Bilinen her şeyin tüm bilgi ve bilgeliğin kaynağıdır. Bu şiirler pratik amaçlar içinde kullanılmıştır. Örneğin Spartalılar Salamis'in kime ait olduğuna İlyada'da söylenenlere göre karar vermişlerdir. Aynı zamanda bu şiirlerin Yunan hayal gücünün tüm tarihleri boyunca nasıl esin kaynağı olduğunu da anlamak gerekir. Bir başka gerçekte Büyük İskender'in Pers imparatorluğunu zapt etmeye gittiğinde, daha doğrusu önüne çıkan her yeri zapt etmeye gittiğinde İlyada'nın bir kopyasını yanında götürüp yastığının altına koyduğunun iddia edilmesidir. O devirdeki kitapların bugünkü kitaplara benzemediği ve çok yer tutan rulolar olması sorundur. İskender'in bunu nasıl becerdiğini bilemiyorum ama söylenen bu. Ama prensip bellidir o kendi gözünde bir akileustur ve daha önce sözünü ettiğim önemli işleri de başarmalıdır. Şimdi Batı medeniyetine göz attığınızda içinde çok ilginç bir çelişki sergilediğini görürsünüz. Üzgünüm ama Homeros'ta gördüklerimizi temel olarak sizlere anlattığım Yunan yaşam deneyimi Batı uygarlığının diğer büyük geleneği olan Yahudi-Hristiyan geleneğine çelişiktir. Bunun nasıl olduğunu göstermek için birkaç küçük noktaya değinmek istiyorum. İlyada'nın başındaki ilk sözlük akusatif formdaki bir isimdir. Menin yani gazap, hiddettir. Bu kadar çok insanın kötü kaderiyle buluşmasına neden olan Akileus'un yaptıklarına duyduğum gazap ve kızgınlığın şarkısını söylüyorum. Homeros'un dediği budur. Önümüze ilk çıkan şey bir kişinin duyusudur. Odiseya daha da çarpıcı bir şekilde Andra yani Anarin Akusatifi ile başlar. Tanrıça bana o adamın o kurnaz akıllı adam Odiseus'un şarkısını söyle diye başlar. İlyada ve Odiseya'dan esinlenen Vergilius'un ayneydi Arma Virin Kue cano, silahların ve adamın Aenas'ın şarkısını söylüyorum diye başlar. Yunanlar neden söz ediyorlar? Tek tek insanlardan, olağanüstü insanlardan ve onlardan kaynaklanan olaylardan ve yaşadıklarının sonuçlarından söz ediyorum. Bir de İncil'e bakalım. Şöyle başlar. Pek bilmezsiniz ama başlangıçta Tanrı cenneti ve dünyayı yarattı. Kitap Tanrı'yı anlatmaya devam eder. Neler yaptığını, bazen neden yaptığını yaptıklarının etkilerinin neler olduğunu anlatır. Ama kitabımızın merkezi Tanrı'dır, insan değildir. Bu kültürlerin özelliklerinin böylece ortaya çıkması rastlantısal değildir. Yunanlıların bakış açısı hümanisttir. Tanrılara inanırlardı, dindardılar ama yaşamlarının özü daha sonra Yahudi ve Hristiyanların ilahi anlaşından daha değişik olarak insani şeylerden meydana gelirdi. Dinsel yaklaşım karşısında laik yaklaşım tamamen Yunan'a aittir. Diğer yandan Yunan görüşü insanın toplum içinde yaşadığını öngörür. İnsan tek başına değildir. Toplum içinde yaşamak zorunda olarak tanımlanır. Yunanlılar insanı ancak toplum içinde algılayabilirler. Savaşı anlatan İlyada Troyalıları yenip kentlerini ele geçirmek için oluşturulmuş yapay bir toplumdur. Daha önce de söz ettiğim gibi en önemli olan değerler toplumsal olanlarıdır. Yani kahramanımızın ödülü beğenilmek ve onur elde etmektir. Ve alacağı en büyük ceza toplum önünde utandırılmaktır. Aristoteles, Yunan geleneğinin geç dönemlerinde yazdığı halde bu çeşit fikirlerin kuvvetli etkisinde olarak insandan Yunanca politikon zon olarak söz eder. Kanımca bu sözcüğü anlamak için en iyisi insanın poliste, şehir devletinde yani Yunan tarzı bir şehir devletinde yaşayan yaratık anlamına geldiğini düşünmektir. Aynı bölümde eğer bir kişinin doğal polisi yoksa, o kişinin ya insandan üstün veya insandan aşağıda olduğunu söyler. Yani eğer kişi polisten üstünse polise gereksinimi yoktur. Tanrıdır. Çünkü insanlar polise gerek duyarlar. Eğer polisin altındaysa insanlığın altında demektir. Bu da toplum kavramının Yunanlılar için ne kadar etkili olduğunu gösterir. Ve Odiseyada da İlyada'dan kaynaklanarak karşımıza çıkar. Odiseus'a da sonsuz yaşam seçeneği verilmiştir. Tanrıça Kalipso'nun adasına deniz kazası nedeniyle geldiğinde tanrıça Odiseus'a aşık olmuştu. Büyük kahramanların kaderi böyledir. Onlar kahraman, yakışıklı, hızlıdırlar ve kadınlar onlara aşık olur. Tanrıça hep benimle kal, sonsuza dek yaşarsın, her şey çok iyi olacak der. O da sen çok güzelsin. Seninle çok iyi vakit geçiriyorum ama İthaka'ya dönmek zorundayım der. Niye İthaka'ya dönmek zorundadır? Orada sevdiği karısı Penelope ve 20 yıl önce savaşmak için gittiği, terk ettiği ve bir daha da dönmediği için görmediği bir oğlu vardır. Bunlar kolaylıkla anlayamayacağımız nedenler. Ama bir de aynı zamanda İthaka kralıydı. İthaka'ya döndüğünde hemen onur ve saygılı makama yerleşir. Zaten istediği şey de budur. Amerika'da bizim bir İlyada, bir Odiseya gibi kendi incelimiz yok. Fakat modern dünyamızda Homeros dünyasından ne kadar değişik olduğumuzu Mark Twain'in hakfini çok iyi gösterir. Hak için işler iyi gitmediğinde ne yapar? Hemen yola düzülür ve toplumdan kaçmak ister. Bireyselliği için toplumu reddedip dolaşmak, keşfetmek ister. İnsanlardan uzak, toplumdan uzak, tek başına olmanın büyüklüğünü vurgulayan kaç büyük eser biliyorsunuz? İyi şeyler hep orada. Yunanlılar sizin çıldırdığınızı veya barbar olduğunuzu düşünürlerdi. Ama olsun. Sivil bir toplumu hiç bilmeyenler Polis dünyasıyla tanışmamış olanlar böyle aptalca bir şey yaparlar. Bence bu ilginç bir çelişki. Batı uygarlığının bu iki geleneğinin toplumla ilgili görüşlerinin özelliklerini anlatarak devam etmeme izin verin. İncil'de ne görüyoruz? Tanrı insanı yaratmaya karar verince onu cennet bahçesine koyar. Başta cennet bahçesinde sadece Adem vardır. Sonra Tanrı nedense Adem'in arkadaşa gereksinimi olduğunu düşünür ve Havva'yı yaratır. Yaşadıkları yer cennettir. Bir erkek, bir kadın, gereken her şey tamam. Daha iyisi olamaz. E, sonra ne olur? Günah işlerler. Yılanın kışkırtmasıyla Havva, Adem'i Tanrı'nın yasakladığı şeyi yapmaya kandırır. Tanrı neyi yasaklamıştır? Bilgi ağacının meyvesini yemek yasaktır. Çünkü insanoğlu bilgi sahibi olursa tanrısal olacaklardır. Bu da kabul edilemez. Ceza görmeleri gerektir. Ceza nedir? Cennetten yaratılmış bir mükemmelliyetten kovulmak. Mükemmelliyet nedir? Çalışmak yok. Ekmek elden, su gölden yapacak hiçbir şey yok. Her şey sessiz, sakin, sorun yok, hareket yok. Cennet budur işte. Bir Yunanlı bunu duysa çıldırır. Toplum öncesi, politika öncesi bir yaşam. Artık Adem'le Hava toplum yaşamıyla karşılaşacaklardır. Köyler, kentler kurmak, ve beraberce yaşamak zorundadırlar. Ve bunun gibi benzeri şeyler. İyilik ve kötülük bilgisini arayarak tanrısal olma çabasının cezası budur. Bence ileti şudur. İnsan yerini bilmeli. Yani tanrısal olmaya çalışmamalı. Alçak gönüllü olmalıdır. Umut tanrıdadır. Kendinde değil. İpleri eline alıp Tanrı'ya karşı gelmeye kalktığında sadece korkunç şeyler olabilir. İlginçtir ki kendisi insanlık tarihinin bir çeşit zehirli bir elması gibi görülen Russo, 19. yüzyılda İncil'deki bu fikri tekrar canlandırmıştır. Ona göre toplum bulunmadan önce insan mutlu ve iyiydi. Toplum insanı bozar ve mutluluğunu elinden alır yapmamız gereken örgütlü toplumun yarattığı kötülükleri ortadan kaldırmaktır. Toplumun yarattığı kötülükleri ortadan kaldırdığımız zaman ancak insan doğal, iyi, kusursuz haline geri döner. Bu da gördüğünüz gibi Batı'nın büyük gücü olan bireyselliğin ve kaçınılmaz olarak ondan doğan nihilizmin asıl kaynağıdır. Kanımca insanlar Rusya'da hem Nietzsche nihilizminin hem de Marx'ın kökenlerini bulmuşlardır. Çünkü bu gibi bir varsayımla yola çıkınca her iki yöne de gidebilirsiniz. Diğer yandan söylediğim gibi Yunanlılar da her çeşit iyi yaşam için politik toplum gerekmekteydi. Hatırlayacağınız gibi Odisea'da Odysseus kendini tek gözlü canavarlar Kikloplar'ın adasında bulur. Homeros kahramanlarının bakış açısından bunları bu kadar canavar ve insanlık dışı yapan nedir? İşte Homeros'un yazdığı satırlar. Onlar Yunanca nomoi olmadan yaşıyorlar. Bu sözcüğü biz kanun olarak çeviriyoruz ama kanun haline gelmeden önce toplumun alışılmış değerleridir zaten onlar. Yani diğer deyimle uygarlıktır bunlar. Kikloplar Nomoi olmadan, aile olarak kendi içlerinde birbirleriyle ilişkileri olmadan bir halk olmayan toplumları oluşturamadan yaşıyorlardı. Böylece Yunanlılara göre onlar bir çeşit tarih öncesi canavarlardır. Şimdi Yahudi Hristiyan hikayesi. Bu arada hikaye Yunanca mitos sözcüğünün çevirisidir. Veya bizim dilimizde efsane, mit anlamındadır. Bu anlamda mit Yunanlılara göre sadece bir hikayedir. Gerçek olabilir, olmayabilir. Her neyse, Yahudi Hristiyan hikayesi der ki: Başlangıçta insanlar masumdu. Masumiyet aynı zamanda cehaletti demektir. Çünkü bilgi masumiyete mani olur. Cennette yalnızlık içinde yaşarlardı. Onların ebedi mutluluklarını gurur günahı bozmuştur. Bu günahın sonucu toplum fesat, acı ve ölümdür. Cennette ne ölüm ne de acı vardır. Kurtuluş olasıdır. Ve onunla beraber ölümsüzlükte. Ama bu Tanrı'dan gelir ve yaşadığımız bu dünyada değil, gelecekte elde edilecek başka bir dünyada gerçekleşecektir. İşte kanımca bu açıklama Yahudi Hristiyan hikayesinin bir minyatürüdür. Yunan hikayesi ise tamamen değişiktir. Merkezinde savaş vardır ve savaş politik ve toplumsal örgütlenme gerektirir. Savaş olmadan da dövüş olabilir ama sıradan dövüşten daha fazla olmasını sağlayacak örgüt olmadan savaş olamaz. İnsanların savaşma nedeninin temelinde şan ve şeref arayışı yatar ve bu görüşe göre yaşamlarında pek çok şeyi de bu nedenle yaparlar. Yunanlıların Yahudi Hristiyan hikayesi ile ilgili olarak söylediğim bazı şeylere benzer bir kavram vardır. Hibris olarak adlandırdıkları bu kavram aşırılık, kibir, şiddet olarak çevrilebilir. Bence şiddetli kibir en iyi açıklamadır. Bu kendinizi üstün görmek. Bir insandan daha fazla olduğunuzu düşünerek bir çeşit tanrısallığa yaklaşmak ve o şekilde davranmaktır ki genelde istediğinizi elde etmek için şiddet kullanmanız gerekir. Yunan etik anlayışının standart görüntüsü budur. Kişinin fazla varlığı bulunur. Fazla zengindir fazla refah içindedir, fazla kuvvetlidir, fazla güzeldir. Ve sonuçta kibir sahibi olur ve insanlığının dışına çıkmaya hazır hale gelir. Bu noktada tanrılar hoşnutsuzdurlar, arada bir sınır isterler. Fakat sınır belli değildir. Çok fazla şeye sahip kişiye ne olur? Şiddete başvurmasına neden olan hibrise tutulur. Burada sahneye tanrıça ate çıkar ki o da manevi körlük olarak adlandırabiliriz. Diğer deyimlerle artık kişi doğru düşünemez. Ve tehlikeli, zararlı ve sonuçta kendisi için kötü olan şeyler yapar. Yaptıklarının sonucunda da ceza ve öç, intikam alma tanrıçası Nemesis tarafından cezalandırılır. Bunların en ünlü örneği Sofokles'in piyesi Kral Oidipus'ta önümüze çıkar. Oidipus çok zeki bir kişidir. Kentinin krallığını olağanüstü zekası sonucu ele geçirmiştir. Ayrıca çok iyi bir adamdır. Kraldır ama despot olduğunu sanmayın. Halkı onu sever. Zekası ve iyi niyetiyle kenti kurtarmıştır. Fakat bir zaman sonra halinden fazla hoşnut olmaya, zekasına fazla güvenmeye başlar. Ve kent yeni bir tehditle karşılaşınca halkı için sorunu kendi başına çözebileceğine inanır. Fazla kurcalama yanlış yapıyor olabilirsin diye tanrılar, kahinler ve bilge kişiler aracılığıyla onu uyarırlar. Ama o dinlemez. Burnunun dikine gidip korkunç gerçeği öğrenir. Gençken isteyerek değil ama tesadüfen babasını öldürüp sonra da annesiyle evlenmiştir. Ve bu olaylar çıldırmasına neden olur. Hibris ve Ate kendini gösterir ve cezası korkunç olur. Öğrendiklerinin yarattığı çılgınlık içinde iki gözünü çıkartarak kendini kör eder. Çok büyük bir kralken yaşamını dilenci gibi sürdürmek zorunda kalır. Bu suçları işlediğinizde Yunan etiğine göre olacakların örnekleri bunlardır. Diğer yandan Oedipus bile yaptığını anlayıp boyun eğdiği zaman yaptıkları için bir çeşit özür diler. Doğal olarak gücünü kaybetmiştir ama bilgelik sahibi olmuştur. Aşırı davrandığını anlar. Bu kavram çok önemlidir. Yunanlılar için ölçülülük çok önemlidir. Çok güzel bir kavramdır. Ölçülü davranılmalıdır sizden boynu bükük olup kendinizi yerlerde süründürmenizi, tanrılar karşısında bir hiç olduğunuzu düşünmenizi istemezler. Erkek olun. Gururlu olmanız gerekenler için gurur duyun. Ama insanlık sınırını aşmayın. Çünkü aşarsanız korkunç şeyler olur. Ün peşinde koşun. Bunu hepimiz isteriz. Bununla ilgili daha söyleyeceklerim var. Yaptıklarınızın mantıklı, insani bir sınırı olsun. İşte sorun bu. Tipik bir Yunan sorunu. Beraber yaşamak zorunda olduğunuz çözemeyeceğiniz çelişki. Eğer tam insani bir yaşam arıyorsanız, olası en iyi insan olmak, şan, şöhret ve saygınlık kazanmak için diğer kişilerle yarışmaya girip kazanmanız gerekir. Ama çok ileri giderseniz tanrıları kızdırırsınız ve kötü şeyler başınıza gelecektir. Kanımca Batı uygarlığı bu iki geleneğin bileşimi olmuştur. Ama ikisini bir araya koyamayacağımız için Batı uygarlığı ruhunda daima savaş rüzgarları esen belirsiz, muğlak bir toplumdur. Yaşamla ilgili olarak hangi yaklaşımın daha iyi olduğu hiçbir zaman kesin değildir. Aranızda bunları veya buna benzer şeyleri düşünen var mı bilemiyorum. Yaşamınızda neler yapmak istediğinizi düşündüğünüzde kanımca bir karışım, bileşim bulacaksınız. Bu karışımın her zaman %50-50 olması gerekmez. Zaten nadiren de 50-50 olur. Daha çok kültürün bir yanı diğer yanından daha kuvvetli olur. Ama çoğu insanlar için zaman ve yer olarak değişimlerde her ikisi de hissedilir. Her iki yönün çekiciliğini kavramak gerekir. Böylece bir yanınız olmak istediğiniz şeyin en büyüğü olmak ister. Zaten eğer rekabet etmekten hoşlanmazsanız ve birinci olmak istemezseniz orada olmaz. Kendinize özgü aretenize bağlı olmazdınız. Ama bunun iyi bir şey olmadığını da kolaylıkla söyleyebiliriz. Alçak gönüllü olmanız gerekir. İsa'nın dağdaki vaazında dediği gibi olmalısınız. Bugüne kadar yaşadığınız yaşamayı dürmeye devam ederseniz ruhunuz tehlike içinde olacaktır. Bu ikisi birbiriyle çelişki halindedir. Kiliseye gidip gitmediğiniz beni ilgilendirmez. Batı uygarlığında her zaman gördüğümüz şey en yüksek başarım istemi ve aynı zamanda alçak gönüllü olacak yerde bunu yapanların suçlanmasıdır. İşte arkadaşlar Batı medeniyeti budur ve her şeyin sebebi de Yunanlılardır. Şimdi ikinci konuya geçelim. Homeros'un dünyasını geride bırakalım ve Yunan uygarlığının bir özelliği olan polisin hakkında çok az şey söylediğimiz karanlık çağdan sonra nasıl meydana geldiğini inceleyelim. İlk önce bilim adamlarının Yunan tarihini nasıl sınıflandırdıkları hakkında bir şeyler söyleyeyim. Genelde bronz devri, Miken devri ve buna benzer devirlerden söz ederiz. Sonra da karanlık çağ gelir. Ama bundan sonra sanat tarihinden alınmış ince, saf terimler kullanmaya başlarız. Çünkü karanlık çağda bir şey yazılmamıştır. Anlatmak, belirtmek istediğimiz şeyleri ele gelen çanak, çömlek, özellikle boyalı çanak, çömlekle anlatırız. Çünkü bunlar daha kolay sınıflandırılır. Terimlerimizin çoğu bunlardan kaynaklanır. Örneğin proto geometrik döneme göndermeler yapılır. Submiken ve sonra da proto geometrik gibi bunlar üzerlerinde geometrik benzemeler olan en eski çanak çömleklerdir. Sonra geometrik dönem ve de oryantalizan dönem gelir. Bunların hepsi çanak çömlek tiplerine göndermedir. Bundan sonra arkaik dönem olarak adlandırılan daha uzun bir döneme geliyoruz. Arkaik dönem karşısında klasik dönem başlangıçta insanların Yunanlılarla ilgilenmelerinin ilk odağı olmuş ve daha sonra da diğer dönemler incelenmiştir. Arkaik dönem deyince kabaca İsa'dan önce 750 ile 500 arasından söz ederiz. Bu dönemi niye bir birim olarak alıyoruz? Onu bir bütün yapan nedir? İsa'dan önce 750'lerde Yunanlıları karanlık çağ toplumundan daha öteye, tam polisin başlangıcına taşıyan bazı değişiklikler gerçekleşti. Daha kesin konuşmak istersek 500 diyebiliriz. Çünkü eğer Pers savaşlarını kırılma noktası olarak alırsak bu dönemi, öncesi arkaik dönem, sonrası klasik dönemdir. Pers savaşlarının başlangıcı milletin İsa'dan önce 499'daki isyanı olduğuna göre tarihleme bu nedenle yapılmıştır. Arkaik dönemde gerçekleşen bazı olaylar şunlardır. Karanlık çağın izole Yunan şehirleri doğu ve güney ile ilişkiye girerler ve bu ilişkiler gittikçe artar. Güney dediğim zaman Mısır'ı, ve doğu dediğim zamansa Ege Denizi'nin bütün doğusunu kastediyorum. Polisin yükselişi kritik ekonomik, askeri, toplumsal ve politik değişimler temelinde gerçekleşmiştir. Bütün bunlar daha öncesine göre çarpıcı bir şekilde değişik bir dünya yaratmıştır. Hakkında bir şeyler bildiğimiz ilk tarihi olay Yunan geleneğine göre İsa'dan önce 766'da yapılan ilk olimpiyat oyunlarıdır. Tarihi belki tam kesin değildir. Ama size hangi dönemden söz ettiğimizi kabaca göstermeye yeter sanırım. Bu olimpiyat oyunlarının ilginç yanı tek bir veya birkaç polise ait yerel bir olay olmamasıdır. Bu oyunlarda kendilerini Helen olarak adlandıran bizim Yunan dediğimiz herkes katılır. Bu da demektir ki bu zamanda bizim hepimizi şu Helen yapan bir şey vardır. Homeros'ta bu yoktur. Bu da başka bir şey. Sonra okur yazarlık. Okur yazarlık Yunan dünyasına geri gelir. Size daha önce söylediğim gibi bu Miken yazısının geliştirilmesi değil. Daha çok yepyeni bir yazı sistemidir. Tam bir alfabedir. Sembollerin çoğu bir çeşit Sami dilden, Fenike'den veya oralardan bir yerden gelen bir Sami alfabesinden alınmıştır. Size Yunanlıların bu alfabeyi geliştirdiklerini ve kendi dilleri için gerekli olmayan sembolleri sesli harflere dönüştürerek tam bir alfabe yaptıklarından söz etmiştim. Bunun iyi bir örneği İbranice'de bulunur. Eğer İbranice İncil okursanız sesli harfleri kendinizin bulmak zorunda olduğunuzu görürsünüz. Sesli harflerin nerelere konacağına siz karar verirsiniz. Bu da okumayı öğrenmeyi zorlaştırır. Sesli harfler olduğu zaman iş kolaylaşır. Ve bunu da Yunanlılar gerçekleştirmiştir. Platon'un daha az bilinen diyaloglarından birinde aşağıda söyledikleri hem Yunanlıların tipik kibirlerini hem de aynı zamanda bir gerçeği açıklar. Yunanlılar hiçbir şeyi icat etmemiştir. Ama aldıkları her şeyi geliştirmişlerdir. Ben bir iki şey icat ettiklerini düşünüyorum. Ama karşılaştıkları diğer kültürlerden ödünç alıp uyarlayarak kendi amaçlarına en uygun hale getirmeleri Yunanlıların önemli bir özelliğidir. Ve bunun en güzel örneğini de alfabe oluşturur. Zamanla Yunan'da yazıyı göreceğiz. Ama o zaman da çok azdır bu. Çünkü elimizdekiler dayanıklı maddeler üzerine yazılmış olanlardır. Bunlar ya çanak, çömlek, ya da önce taş üzerine yazılı olanlardır. Eminim henüz kağıt olmasa da yok olacak nitelikteki maddeler örneğin tahta plakalar üzerinde yazılar bulunmaktaydı. Ama bunlar elimize geçmemiştir. Elimizdekiler çoğunlukla çanak çömlek üzerinde olanlardır. Yunanlıların kurdukları ilk koloninin Napoli körfezinde İskiya adasında olduğunu biliyoruz. İlk koloninin 750 dolaylarında kurulduğunu da biliyoruz. Kısa zaman sonra Sicilya'nın doğu kuyusunda şimdi Siracusay dediğimiz yerde bir koloni daha kuruldu. Ve bunları birçokları daha kovaladı. Böylece Yunanlılar 750'lerde Yunan ana karasından ve genelde Ege denizinden çevrede İtalya ve Sicilya'ya kadar yayıldılar. Kısa zamanda Akdeniz'in hemen her köşesiyle ilişkiye girdiklerini de biliyoruz. Aynı dönemde Yunan çanak çömleği ve yaptıkları diğer şeylerde tartışılmaz kesin oryantal etkisi olduğunu görüyoruz. Hangi oryantal? Bunun anlamı Dicle ve Fırat havzaları Mezopotamya, Suriye, diğer bütün o Yunanlılardan daha eski ve ileri uygarlıklarla tekrar ilişkiye girdikleridir. Ve onların stillerini ödünç alarak kopya ettikleridir. Ve belki ilk zamanlarda da oraların ustalarını kullanmışlardır. Veya kendi ustaları bunları öğrenmişlerdir. Ne olursa olsun arada ilişki, etkileşim ve etki olduğu kesindir. Etkinin çoğunun doğunun daha ileri uygarlıklarından Yunanlılara doğru tek yönde aktığını düşünüyorum. Yunanlılar birçok şeyi öğrenmekte, ödünç alıp benimsemektedirler. Doğal olarak artık yazı olduğu için bu dönem Homeros destanlarının sonunda yazıya geçirildiği dönemdir. Yazıya geçirilmeleri de gelecek için Yunan dünyası için daha da etkili olmalarını sağlamıştır bütün bunlar olurken aynı zamanda tarım, ticaret ve savaşma yöntemlerinde değişiklikler olmaktadır. Bu gelişmelerin esaslı politik sonuçları da vardır. Ama bu konuyu daha sonraya bırakmak istiyorum. Şimdi polis denen şu olaya dönmek istiyorum. Polis sözcü Homeros'ta karşımıza çıkar ama, Yunan tarihi boyunca anlamından daha değişik anlama gelir. Sadece fiziksel bir yer, Miken uygarlığının çöküşünden sonraki bronz çağından sonra gelişen şehirlerin merkezindeki kale, hisar anlamına gelir. Homeros da böyle. Daha sonraki tanımlar Yunan tarihinde ilerleyip derinleştikçe daha genişleyip yaygınlaşır ve iddialar daha da büyür. Bu konuda en çok bilgiyi Aristoteles politikada verir. Bilgilerimizin kaynağı genelde Aristoteles'tir. Polis İsa'dan önce 3000'lerde Mezopotamya'daki şehir devletleri gibi bir şehir devleti değildir. Bildiğimiz Ur, Kiş gibi değil yani. Buraları sadece kralın hüküm sürdüğü, esas tanrının sarayının bulunduğu, bürokratların işlerini yapmak için gittikleri yerlerdi ve daha fazla bir şey değillerdi. Fakat Yunanlıların çok erkenden itibaren polisten elle dokunulabilir bir şey olarak değil de daha çok kafaların içindeki bir şey olarak söz ettiklerini görürsünüz. 6. yüzyıl şairi Alcaeus, polisi sonunda üstlerine çatı konan evler veya iyi inşa edilmiş duvarların taşları veya kanallar veya limanlar değil, önüne çıkan fırsatları değerlendirenler meydana getirir der. 5. yüzyıla geldiğinizde geç 5. yüzyılda Tükidides tarihinde generallerden birinin askerlerine şöyle konuştuğunu görürüz. İnsanlar polistir. Bunun ne anlama geldiğini iyice anlamamız gerek. Bu insanların yaşadıkları yerin polis olmadığını anlamına gelmekte. Sadece insanlar mı? Buna göre döneceğiz. Polisin ne olduğunu en iyi şekilde açıklayacak savaşlarla ilgili bir şey okumak istiyorum. Aristoteles politikasında şöyle der mükemmelleştiği zaman insan nasıl en iyi hayvan olursa kanun ve adaletten ayrıldığı zaman da en kötü hayvan olur. Bize insani adaletin sadece poliste bulunabileceğini çünkü daha önce de belirttiğim gibi insanın doğuştan politikonzun bir polis hayvanı olduğunu ve polisi olmayanın doğal olarak insan üstü veya insandan aşağıda olduğunu öne sürer. Yalnızca insanoğlunda konuşma ve iyiyi kötüden ayırt etme yetisi vardır. Ek olarak doğuştan bilgedir ve iyi ahlakı kullanmasına yarayacak silahlara sahiptir. Tabi bunları ters yönde de kullanabilir. Dolayısıyla insanoğlu iyi ahlaklı değilse hayvanların en vahşisi haline gelir. Diğer yandan adalet polisin bir öğesidir. Adaletin uygulanması neyin adil olduğuna karar vermektir. Polis birlikteliğin düzenlenmesidir. İnsanoğlu polis olmadan yaşayamaz. Adalet sadece poliste bulunur. Polis herhangi bir yerden daha fazladır. Polis duvarlardan daha fazladır. Polis gemilerden daha fazladır. Bence polis bir çeşit ruhsal bir şeydir. Size elle tutulan bir şey değil de polisin insanlar olduğunu gösterecek bir olay daha anlatmak istiyorum. Persler Batı Anadolu Yunan şehirlerini zapt ettikleri zaman bir kıyı şehri olan Fokaya'ya dayandıklarında Fokaya'lıların iki seçeneği vardı. Krala ekmek ve su vererek Perslerin tebaası olmayı seçebilirlerdi. Yapacakları tek şey vergi ödeyip askerlik görevini yapmaktı. Çünkü kral zapt ettiği yerlerde insanları kılıçtan geçirmiyordu. Fokayı ise kenti, daha doğrusu kentteki herkesi alıp gemilere bindirdiler ve batıya doğru yola çıktılar ve orada yeni bir kent kurdular. Aslında şimdi Fransa'da Riviera olan yerde karaya çıktılar ve çok da başarılı oldular. Bu çok güzel bir örnektir. Polislerini beraberlerinde götürdükleri karısındaydılar. Çünkü bütün kenti taşımışlardı. Pers savaşları sırasında Temistokles kaçmak isteyen Yunanlıları kalıp Salamis'te savaşmaya razı etmeye çalışırken peki der. Eğer Salamis'te kalıp savaşmayacaksanız bütün adamlarımız hazır gemilerdeyken onları alıp İtalya'ya doğru yelken açalım ve orada yerleşip bir Atina kuralım. Spartalılar bunu çok ciddi alırlar ve peki kalıp savaşacağız derler. Demek ki böyle bir kavram olabiliyordu Doğal olarak bütün öykü bu değil. Şimdi bir polisin fiziksel görüntüsünün nasıl olduğunu düşünmelisiniz. Ona bakalım. Hatırlarsınız yüksek bir tepe üzerinde bir hisar vardır. Buna akrapol denir. Ve polis de yukarıdadır. Çevre doğal veya yapay bir sınıra kadar uzanan tarım arazisiyle çevrilidir. İki polis arasında tipik olarak dağlar uzanır veya bir su vardır. Çünkü Yunanistan'da deniz her tarafta girinti çıkıntı yapar. Doğal sınır olmayan yerlerde de bir çeşit teorik bir çizgiyle modern sınır çizilir ve bir yanı bir kente, diğer yanı da diğer kente ait olur. Basilios. Atina yakınlarında muhteşem bir sınır taşı bulunmuştur. Bir yanında burası Atina, Megara değil. Diğer yanında burası Megara, Atina değil yazılıdır. Demek burası bir çeşit sınır ve burada karışıklıklar başlayabilir. Poleis bir yere kuruldular mı zamanlarının çoğunu birbirleriyle kavga etme için harcarlar. Olağan bir kavga nedeni aşağı yukarı sınırda olan bir toprak parçasıyla ilgili anlaşmazlıktır. Dünyalarının bir yönü de bu işte. Bu kentlerin büyüklüğü neydi? 20. yüzyıl Amerikasına göre çok ufak. Hatta miniktiler demek doğru olabilir. Bu yönden en olağan dışı olanla başlayalım. Bildiğimiz en büyük polis Atina'dır. Birçok poleisin aksine Atina egemenliğindeki bölgenin Attika'nın tümünü denetim altına almayı başarmıştı. Böylece tarihin başlangıcından itibaren Attika yarımadasında yaşayan herkes köyde de yaşasa, kentten uzakta da yaşasa Atinalıydı. Toplumun bir bireyi olabilirdi. Maratonlu olabilirdi ama yine de Atinalı sayılırdı. Atika aşağı yukarı 1000 mil kare, yani Rhode Island kadar bir yerdi ve işte bizim bildiğimiz en büyük polis de odur. Binden fazla polis bulunmaktadır. Bu sayıyı 1500'e çıkartmak isteyenler vardır, ama bunun bir önemi yok. Bir sürü, bir sürü polis vardır. Her ikisi de bir çeşit polis kuramcısı olan Aristoteles ve Platon'un kusursuz bir polisin büyüklüğünün ne olması gerektiği ile ilgili düşünceleri vardır. Aristoteles'e göre polis bütün kentlilerin yani kentli erişkin erkeklerin merkezi bir yere toplanıp bir konuşmacıyı dinleyebilecekleri büyüklükte olmasıydı. Bu da 5000 yetişkin erkek demekti. Plato, Aristoteles'in aksine bir matematikçi olarak kusursuz polisin 5040 üyesi olması gerektiğine karar vermişti. Niye 5040 diye sorabilirsiniz. Aranızda bana hemen cevap verebilecek matematikçi var mı? Söyleyin bu sayı olabilecek yani şehrin taşıyabileceği en yüksek nüfusu mu temsil etmekte? Ben cevabın bu olduğunu duymuştum. Doğru mu bu? Pekala bu kadar matematiksel tatava yeter. Gördüğünüz gibi ben bunları anlamıyorum. Ama önemli olan nokta şu. 5000 erişkin erkekten söz ediyoruz. Bu adamlar için ideal polis budur. Atina ideal bir polis değildi. Büyüktü. En parlak devrinde kaç erkek vardı? 40 bin ile 50 bin kadar. Bundan daha doğru bir tahmin yürütmek olanaksız. Öyleyse en görkemli devrinde Atika'da kaç kişi yaşamaktaydı dersek, 125 bin ya da 300 bin kişiden söz ediyor oluruz. Size daha önce anlattıklarımdan çıkaracağınıza göre bu olağanüstü fazla. Bin veya daha fazla poleis bulunduğunu düşünürseniz, Kentlerde 5000'den daha az ilişkin erkek olduğunu anlarsınız. Bu yerlerin aslında ne kadar küçük olduklarını anlatmak istiyorum size. Evet, polis başlangıcından itibaren tarımsal toplum olmuştur. İnsanların çoğu çiftliklerde yaşar. Tarımla uğraşırlar. Kendilerini ve toplumun geri kalanını doyururlar. Eski yakın doğu kentlerine karşın bu kentler bir tapınak, veya pazar yeri veya Orta Çağ Avrupa'sında olduğu gibi akarsu kavşaklarında gelişmemişlerdir. Hayır, bunlar Atina gibi yüksek bir akropolisin de olduğu tarıma ilverişli düz bir ovanın tam ortasında kurulmuşlardır. Bir polisin başlıca özelliği olan ve daha sonraları kamu merkezi haline gelen Agora yani pazar yeri de polisten sonra gelişmiştir. Bunlar polis olduğunu bildiğimiz yerlerde bir yüzyıl sonra yavaş yavaş meydana çıkmışlardır. Hiçbir zaman birisi çıkıp hadi bir polis kuralım dememiştir. Her şey kendiliğinden yavaş yavaş olmuştur. Atina iyi bir örnek. Ona bakalım. Kaç kişi Atina'ya gitti? El kaldırsın. Geri kalanlar? Siz de gittiğinizde Akropolis'in kuzey yamacında Agora'nın ötesinde plaka olarak bilinen bir yer olduğunu göreceksiniz. Burası Atina'nın en eski yerleşim bölgesidir. 90 dereceli sokakları olan daha modern Atina gibi değildir. Her şey karma karışıktır. Sokaklar kıvrılıp gider. Çünkü bunlar yiyecek arayan hayvanların gezindiği yönlerde yapılmış sokaklardır. Burada her şey için karar veren bir merkezi otoritenin yokluğunu ve doğal gelişim duygusunu vurgulamak istiyorum. Polis kurulduktan sonra kent duvarları da yapılmamıştır. Kentler savunulmaz. Tarım alanınız savunulmaz. Kente saldırı olur veya istilaya uğrarsa ne olurdu? Becerebilen herkes kendini savunmak için Akropolis'e koşardı. Başlangıç döneminde işler böyleydi. Yunanlıların ciddiye aldığı bazı Yunan gelenekleri baştan itibaren kentlerde egemen krallar olduğunu anlatır. Bu kralların isimlerinin listeleri ve bazen de ilgili hikayeler vardır. Bana kalırsa bunlar Basilius ünvanı almış soylu kişilerdi ve bir çeşit otoriteleri olan devlet onurları vardı. Ama oryantal kral anlamda kral değillerdi. Polis meydana çıktıktan sonra da hiçbir şekil ve anlamda kral kalmadı ortada. Bu polisle beraber meydana çıkan rejim aristokratik bir cumhuriyettir. Bu cumhuriyette geleneksel olarak toplumda soylular güç ve etki sahibidirler ve sayıları çoktur. Tek bir gerçek kral yoktur. Tipik bir soylu konseyi bulunur ve önemli olan da budur. Size daha önce sözüne etmediğim şair Hesiodos İsa'dan önce 700 civarında polis tarihinin ilk dönemlerinde yaşamıştır. İşler ve Günler adlı şiirinde çiftçilere nasıl yaşamaları gerektiği ile ilgili nasihatler verir. Ama aynı zamanda kendisi hakkında da konuşur. Ve babasının mirasını paylaşırken kardeşiyle yaptığı kavgaları anlatarak kardeşinin hakimlere rüşvet verdiğinden mirastan yoksun kaldığını ileri sürer. Bu hakimler kimdir? Onlara Bazilius kral der. Bunların polisin ilk günlerinden tanıdığımız soylu kişilerdir. Bunlar adalet otoriteleridir ve bu hakkı ilahi ve soylu dedelerinden devraldıklarını ve toplumun gelenekleriyle ilgili bilgiyi sadece kendilerinin bildikleri iddiasındadırlar. Böylece Hesiodos onlardan şikayetçidir ve onları rüşvet yiyen Bazilius çoğul olarak dolandırıcılar olarak söz eder. Homeros'taki krallar gibi. İlginçtir ki Atina'nın kesin bir kral geleneği de vardır. Ve krallıkların Atina'da nasıl sona erdiğiyle çok etkili bir öykü aktarırlar. Bu öyküyü çok tipik bir başkasıyla karşılaştıralım. Romalıların da kralları vardı. Kanımca Roma'da Cumhuriyet'in ortaya çıkmasından önce herhalde bunlar gerçek kraldılar ve son kral Tarkunius Superbus. Superbus latince kibirli demektir. Soylulardan birinin kızı Lucretia'nın ırzına geçerek çok kötü bir iş yapınca krallık devri sona ermiştir. Bu olay isyana neden olur ve krallık sona ermiştir. Ve Roma tarihinde kral sözcü hakaret anlamı kazanmıştır. Eyni örnek Julius Caesar'ın kendini Roma'nın efendisi yaptığı zaman hala cumhuriyet varmış gibi davranmasıdır onu zor durumda bırakmak isteyenler Sezar kendini kral yapmak istiyor diye laf çıkarmışlardı. Kralın Latince karşılığı rex'tir. Sezar da bir kelime oyunuyla bunu hafifletmek ister. Non sum rex, set Sezar. Ben rex değilim, kral değilim. Benim adım Sezar. Aslında kral olmaya hazırdır. Ama kötü nam saldığı için bu sözcüğü kullanmaz. Krallar despottur diktatördür. ırz düşmanıdırlar. kral olmak istemezdiniz. Atinalıların anlattığı öyküye bakın. Kodros adlı bir Atinalı vardı. Atinalılar bir ordu tarafından istilaya uğradıklarında Kodros kuvvetlerini onların üstüne sürdü. Kahramanca dövüşerek düşmanı savaş alanından sürdü. Ama kendisi de savaş sırasında öldü. Atinalılar onu o kadar sevip sayıyorlardı ki savaş alanına düşüp öldüğü yerde gömdüler. Bu o güne kadar duyulmamış bir onurdu. O günden sonra ismi hep zafer, hayranlık ve bağlılıkla anıldı. Bu ne biçim öykü? Bir krallık niye sona erdirilir? Bir kral neden baş aşağı edilir? Aa size söylemeyi unuttum. Niye kraldan vazgeçtiler? Onun kadar iyi başka bir kral olamayacağı için mi? Hadi canım. Hayır Sanıyorum birinin bir öykü uydurması gerekti. Ama Tarkunyus gibi bir kralın öyküsü değil. Öykü despot ve acımasız bir hükümdarı anlatmıyordu. Çünkü öyle bir kimse yoktu. Değişimin nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. Bazılarına göre aslında hiç krallar yoktu. Ama sizin bunun bir gelenek olmadığını anlamanızı istiyorum. Gelenek aristokrasiydi. Ve polisle bütünleştirdiğimiz şey aristokrasiydi. Bu da doğaldır. Çünkü aynı zamanda İlyada ve Odiseia dünyasına da uygun düşmektedir. Konuyu kesmek için iyi bir noktadayız. Gelecek sefer size kolonileşme içeren polis dünyasının genişlemesinin ölçüsünü anlatacağım. İkinci ders. Evet, polisin yükselişinden söz ediyorduk. Ve ben Yunanlıların polisin önemi ve işleviyle ilgili düşünceleri konusuna girmiştim. Çünkü polis kent devleti ile tarihteki diğer kent devletler arasındaki farkı ayırt etmek önemlidir. Devletin işlevinin ne olduğu kavramı çok çarpıcıdır. Geçenlerde size Atika'nın kuzeyinde Boyut ya da ufak bir kentte yaşayan şair Hesiodos'tan söz etmek üzereydim. Kendisini çiftçi olarak tanımlar ve işler ve günlerde kardeşiyle yaptığı kavgayı ve kardeşinin Bazilius'a rüşvet verip onu doğum hakkından yoksun bırakarak nasıl kötü davrandığını anlatır. Bir çeşit masal. Aslında güçlünün haklı olanı yenmesi öğretisini Şahin'le Bülbül masalı olarak canlandırıyor Şahin daha güçlüyle kuvvetini eşleştirmeye çalışmanın aptallık olduğunu söylüyor. Böyle davranan çatışmayı kaybedeceği gibi aynı zamanda da utançla yara da alacaktır. Daha kuvvetli kişilere karşı savaşmayın demek istemektedir. Hesiodos ise bunun yanlış öğreti olduğunu söyler. Adalete götüren yolda ilerlemenin daha doğru olacağını söyler. Çünkü adalet kızdığı zaman Adalet burada dike adında tanrıç olarak kişileştirilmiştir. Ağlayarak bizi izler ve insanların toplandığı polise doğru yola çıkar. Etrafını karanlık bir sis kaplar. Onu kovan, onunla yaptığı işlerde dalavere çeviren herkesi lanetler. Hesiodos, polis kelimesini aynı genel bağlamda birden fazla kez kullanmaktadır. Yabancılar ve yerel halk için adil kararlar veren ve adaletten ayrılmayanlarla şiddet kullanan ve zalimce davrananlar arasındaki karşıtlığı ortaya koyar. İlk olarak polis gelişir ve halkı da gelişir. Ülkeler barış içinde yaşamaktadır ve Zeus onları savaştan korur. Kıtlık ve felaket yoktur. Sürülerinin yünleri sıktır. Karıları onlara çocuk doğurur. Ülkeleri o kadar verimli hale gelir ki gemilere binip başka yerlere seyahat etme zorluğundan kurtulurlar. Burada Yunanlılarla ilgili ilginç bir nokta var. Tanrı aşkına deniz seyahatleri yapmamaya çalışın. Çünkü geri dönme şansınız çok az diyen sadece Hesiodos değildir. Çünkü Yunanlılar denizden çok fazla korktukları halde çok faal denizciler olup çıkmışlardır. Bence bunlar birbirleriyle ilişkilidir. Adaletin dikenin yolunda yürümeyenlerden ne haber? Zeus onlar için sert cezalar verilmesini emrediyor. Çoğu kez tek bir adam yüzünden bütün polis cezalandırılıyor. Halk felaketler, veba, kıtlıkla boğuşuyor. Kadınlar kısırlaşıyor, erkekler ölüyor. Bir diğer zaman Zeus büyük bir kamp kurmuş insan topluluğunu yok ediyor veya kentlerini duvarları veya açık denizdeki gemileri yakıp yıkıyor. Eh, Hesiodos'un bu satırlarından polisin zaten var olduğunu anlıyoruz. Şuna da işaret etmeliyim ki polis kurulmadan önce var olan yerleşimlerden bu şekilde söz etmek olası değildir. Eğer Hesiodos için verdiğimiz tarih kabaca doğruysa ki konu tartışmalıdır, kesinlikle İsa'dan önce 700'lerde Poleis'in ne olduğunu bilen insanlar bulunmaktaydı. Yani Poleis o zamanda artık vardı. Ama bundan öte Yunanlıların o erken tarihte bile ve hep böyle kalmıştır, adalet kavramının polisle doğrudan bağlantısı olduğu bir gerçektir. Adaletin var olduğu olabileceği tek yer polistir. Yalnızca poliste yaşarsanız iyi bir yaşam sürebilirsiniz. Ve tabii poliste yaşadığınız zaman adil davranmak zorundasınızdır. Ve en önemlisi de davranışınız sadece kendinizi ve ailenizi değil, bütün toplumu etkiler. Unutmayın. Tek bir adam bile bir polisi mahvedebilir. Toplumun önceliğiyle ilgili çok kesin bir yargıdır ve İlyada ve Odiseya'da gördüğümüz değerlerden çok farklıdır. Hesiodos'un anlattığı dünyada Akileus veya başka birinin "Eh siz bana hakaret ettiniz. Ben de artık polisim için çarpışmayacağım." dediğini düşünemezsiniz gibi geliyor bana. Bu dünyada akıl almaz bir şey olurdu. Bu bilgiye edindikten sonra Yunan polisi için tarih boyunca sorun olacak bir durumla karşılaşmaktayız. Ve bu gerçekten her çeşit uygar toplumda yaşayan tüm insanlar için bugüne kadar sorun olmaya devam etmiştir. Kişinin ve yakın ailesinin ilgilerini ve arzularını ve esenliğini genelde toplumunki ile nasıl bağdaştırırsınız? Birbirlerinden değişik ve karşıtmış gibi görünebilirler ve hatta gerçekten de böyle olabilirler. Bu durumda ne yapmanız gerekir? Yunanlılar için yanıt çok açıktır. Polise ilgi gösterilmeli ve onun yararına karar verilmelidir. Gelecekte bu savla karşılaşan insanların durumlarını göreceğiz ama pek de rahat bir durum olmayacak. Yunan tarihinin tümü için pek zübbece bir görüş. Hayır, doğru olan kendine bakmak ve polise de cehenneme kadar diyebilmek. Ama işiteceğiniz bu değil tamamen aksini duyacaksınız. Az sonra Sparta ile ilgili konuşmaya başladığımızda Spartalı bir şair olan Tirtaus şiirlerinde göreceğiz. Tirtaus'un şiirleri yaşamlarının ve düşüncelerinin öyle merkezi haline gelmiştir ki bu şiirleri Sparta ordusu yürüyüşteyken marş olarak kullanmıştır. Ama bunlara geri döneceğiz. Şimdi Yunanlıların iyice erken dönemlerde polisle ilgili düşüncelerini ve kişiyle polis arasındaki ilişki hakkında ne düşündüklerini gösterecek bir diğer belgeden haberdar olmanız gerek. Bu sefer Herodot'tan söz ediyorum. Aslında tarihinin başlangıcında Büyük Tiran, Kroizos'un topraklarına Lidya'ya yaptığı seyahatten bahseder. Kroizos aynı zamanda dünyadaki en zengin adamdır. Bu olayın gerçekten olup olmadığı pek önemli değildir. Çünkü bence Herodotos kendisinin ve genelde Yunanlıların söz konusu sorulara bakışlarını anlatmaktadır. Gelelim Kroizos ziyaretine. Kroizos, Solon'dan gördüğü en mutlu ve talihli kullandığı sözlüklerde bu ikisi bulunur, kişinin kim olduğunu söylemesini ister. Solon yaşını başını almış, çok saygı gören Yunanlıların dünyaya gelmiş en bilge yedi kişiden biri olarak seçtiği adamdır. Yani onun ne düşündüğünü bilmek ilginçtir. Daha önce Kroizos Solon'a muazzam servetini göstermiştir. Bu şahane serveti ve büyük talihi gözlemleyen Solon'a şöyle sormuştur. Sence bildiğin en mutlu, en talihli adam kim? Nasıl bir cevap beklediğini biliyorsunuz. Solon cevap verir. Atinalı Telos. İddiaya girelim siz Atinalı Telos'un adını hiç duymamışsınızdır. Kroizos da Atina dışında kimse de duymamıştı. Kroizos çok şaşırır ve neden Telos'u seçtiğini sorar. Herodotos şöyle cevap verir. Onun önceliği kenti, polisi geliştirmektir ve güzel ve iyi oğullara sahiptir. Kullandığı kelimelerin Yunancası tekil olarak kalos kagatos ve çoğul olarak da kaloi kagatoi'dur. Bunlar bir çeşit formüldürler. Gentilmen en iyi insan anlamındadır. Eğer bir kişi kalos kagatossa yakışıklı ve iyi ruhludur. Bir kişiden bekleyebileceğin her şey ondadır. Demek güzel ve iyi oğulları vardır. Torunlarını görecek kadar yaşamıştır. Torunlar da büyümüştür vesaire. Bunlar gibi. Bizim rahat diyebileceğimiz bir yaşam sürdürürken sonra sonu eşsiz bir görkemle bitmiştir. Telos, Eleusis dolaylarında Atinalılarla komşuları arasındaki bir savaşta vatandaşlarının yardımına gelir. Düşmanı geri püskürtür ve savaş alanında kahramanca ölür. Atinalılar öldüğü yerde resmi tören düzenleyerek ona en yüksek onuru verirler. Hmm, özetlersek, Solon'un tanıdığı en mutlu, en talihli adam kimsenin tanımadığı ölü bir Atinalıdır. Niye? Bunun anlamı ne? Bu pasajda Yunan değerlerinin neler olduğunu açıklayan çok şey var. Polisle ne kadar yakın bağları olduğunu ve yaşamlarında polisin taşıdığı önceliği görüyorsunuz. Her şey neden iyi gitmektedir? Çünkü kenti polisi iyi gitmektedir. Kötü gitmekte olan bir poliste yaşayan kişi nasıl mutlu olur? Olası değil. İkinci olarak oğulları vardı. Şimdi bunun ölümsüzlük ve ölümlülükle ilgisi var. Yunanlılar kişisel ölümsüzlüğe inanmadıklarından herkesin ne istediğini nasıl anlayabiliriz? Ölümsüzlük bunun bir yolu aileniz ve aile ismini geleceğe taşıyacak olan oğullarınız aracılığıyladır. Eğer oğullarınız varsa, sağlıklı, başarılıysalar ve çocukları varsa isminiz geleceğe taşınacak, hatırlanacaksınızdır. Bu da bir çeşit ölümsüzlüktür. Sonra tabii ölümsüzlüğün en mükemmeli vardır. Akileus ve diğer kahraman arkadaşları için olası ölümsüzlükle karşılaştırarak düşünün. Polisiniz için savaştınız ve polisiniz için savaşırken asil bir şekilde öldünüz. Polisiniz sizi en görkemli şekilde şereflendirecektir. Herkes bilecektir ki sizin polisiniz var oldukça sizin anınız da var olacaktır. Bunun kanıtı da Herodotos'un bildiği ve anlattığı öyküdür. Başka öykücüler de olacaktır. Aslında doğru bir yaklaşım. Herodotos sayesinde yıllar sonra şimdi burada Telos'tan söz ediyoruz. Ama önemli nokta şu ki Telos polisteki yerinden polis için yaptığı işlerden ötürü ödülü bu çeşit ölümsüzlük olmuştur. Polisin diğer kent devletlerinden daha değişik olduğunu kanıtlamaya çalışıyorum. Kişinin kentiyle neden ilişkisi olduğunu ve neden kentini sevdiğini açıklamaya çalışan düşünceleri olan diğer hiçbir ekin bilmiyorum. Konuya açıklık getirmek için kullanmak istediğim son belge Solon'un şiirleridir. Daha sonra göreceğimiz gibi Solon Atina'da çok önemli politik bir kişilik olacaktır ve bir noktada Atinalılar Atina için yeni anayasal kanunlar yapması için ona tek kamu görevlisi olma onur ve sorumluluğunu verecektir ki bu çok önemli bir görevdir. Bunu yaparken ve yaptıktan sonra saldıranlara karşı kendisini korurken davranışlarını savunmak ve yaptığı kanunların Asıl altında yatan düşüncelerini açıklamak için bir çeşit politik broşürler yazmıştır. Bildiğiniz gibi en erken yazı şekli düz yazı olarak değil, şiir olarak vardır. En azından Yunanlılar için bu doğrudur. Çünkü yazı kullanmaya başlamadan önce insanlar anımsamak istediklerini şiirle anımsarlar. Bunun sizin için geçerli olup olmadığını bilmiyorum. Ama benim kuşağımdaki kişiler için geçerlidir. Okulda bize öğrettiklerini şiirle size öğrettiyseler unutmak istesek de unutamayız. Düz yazı olarak anımsamamız gereken şeyleri de ne yapsak anımsayamayız. Olay ritimde. İddiaya girelim hepiniz diğer şeyleri değil ama yaşamınız boyunca bildiğiniz şarkıları anımsarsınız. Şiir etkili bir mnemonik yöntemdir. Her neyse, Solon'un yazıtları şiirle yazılmıştır ve hepsi iyi şiirdir. Böylece sözleri bize ulaşmıştır. İşte şiirlerinden birinden bir parça. Böylece kamu yıkımı her kentlerin evini istila eder ve avluların kapılarının bunu engelleyecek gücü artık yoktur. Ama o yüksek duvar atlayıp geçer ve kişi kaçıp odasına veya dolaba saklanmaya çalışsa da onu çekip çıkarır. Ruhum bana emrediyor. Atinalılara söylemeliyim. Fena devlet sonucu bir kentin ne kadar kötülükle karşılaşacağını. Bunun Yunanca karşılığı disnomia ve iyi devlet eunomia düzen ve tertip sağlar. Ve çoğu kez de kanuna uymayanları kelepçeler. Şimdi şunu anlayın. Eunomia sivrilikleri düzler. Açgözlülük ve hırsa son verir. Şiddete engel olur açmaya başlayan umutsuzluk çiçeklerini kurutur. Yanlış kararları düzeltir. Hesiodos'un şikayet ettiği o yanlış kararları anımsıyorsunuz değil mi? İşte polis kanuna uymayan kararları düzeltir. Şişirilmiş emelleri yumuşatır ve tüm bölücü çatışmalara son verir. Bıktırıcı kinleri bastırır ve onun etkisi altında insanoğlu tüm yaşamını uyum ve gönenc içinde sürdürür. Çok güzel. Bütün bu iyilikler nereden gelmekte? Tanrı'dan mı? Hayır, polisten. Kanunları iyi olduğu zaman devletin sağladığı eunomiyadır, tersi değil. Burada öne sürülen Yunanlılara özgü çok güçlü sava dikkat etmenizi istiyorum. Kanunları polis yapıyor. Modern kanun düşüncesindeki gibi olumsuz bir şey değil bu. Örneğin Amerikan anayasasında olduğu gibi yani yanlış davranışa engel olmak... Yanlış davranışı cezalandırmak değil amaç. Homeros'ta polisin yapmak istediğiyle bir değil. İnsanoğlunun karakterini şekillendirmek istiyor. İyi bir polis, iyi kanunlara uymak kentlileri daha iyi yapar. Sadece kötüyü yenmez, iyi de yaratır ve düzgün hareket eden kentliler de yaratır. Bu nokta çok önemlidir. Çünkü bildiğimiz bütün Yunan kentleri bunu yaptıklarını iddia ederler. Anayasası ne olursa olsun, birbirinden ne kadar değişik olursa olsun devlet iyi insan yetiştirmek, insanlar da iyi olmak zorundadırlar. Bu çok değişik. Amerika'nın bu gibi şeylerle ilgili düşünceleri hiçbir şey yapmayacağımız yönündedir. Kanunlar insanları iyi veya kötü yapmazlar, yapamazlar. Onları olduğu gibi kabul eder ve ona göre davranılır. Ama eski Yunanlılar için bu yeterli değildir. Kurucu atalarımızı düşündüğünüzde insanların kötü davranacağı beklendiğinden adalete en yakın ortalamayı bulmak için iyi bir anayasanın kötülükleri dengeleme özelliği olması gerektiğine inandıklarını görürsünüz. Bunu ancak kötü olarak düşünülen çarpışan istekleri dengeleyerek elde edebilirsiniz. Hizip kötü olarak kabul ediliyordu ama kaçınılmazdı. İnsanlara hizipleşmek iyi değildir diyerek hiziplere engel olunmaz. Her zaman bütün toplumu düşünmek zorunluluğu vardır. Amerikan anayasası bu değildir. Ama Yunan anayasaları böyleydi. Polisin görevi böyle insanlar yapmaktı. Aslında Amerika anayasası büyük bir politikada bir kuram devrimi gerçekleştirmiştir. Anayasanın öncelikli görevi insanları daha iyi yapmak olmadığına karar vermiştir. İnsanları oldukları gibi kabul edip devletin onları çeşitli biçimlerde kontrol altında tutması gerektiğine inanmıştır. Bunların Yunan fikirlerinden ne kadar değişik ve polisin ne büyük sorumluluk altında olduğuna dikkat etmek çok önemli. Kentli yurttaşların devlete çok büyük destek vermeleri gerekmekteydi. Bu konuyu bitirmeden önce vurgulamak istediğim bir şey var. Kentli yurttaş sözü Yunanca politas polis sözcüğünden gelmektedir. Polis'te yaşayan kişidir. Kentli yurttaştır. Polisten önce dünyada hiç yurttaş olmamıştır. Ya bir tanrının, ya bir kralın, ya bir tanrı temsilcisinin ya da bir kabile reisinin her kimse kullarına uymak gerekir. Yani sahiplenilmişlerdir. Ama kentli yurttaşın sahibi yoktur. Dünyada çok yeni bir şeydir bu. Ve değişik şekillerde önümüze çıkıp Yunan tarihinin gidişatını nasıl değiştirdiğini daha göreceğiz. Bütün bunlar size az önce sözünü ettiğim bir sorunu simgeler. Hepimiz bu doğal bencillikle doğarız. Her zaman kendi çıkarlarımızı gözetiriz ve kısa zamanda bir aile oluştururuz. Bir dereceye kadar o ailenin çıkarlarını düşünürüz. Ama toplumun gereksinimleriyle bu ikisi nasıl bir araya gelecektir? Yunanlıların her zaman boğuştuğu sorun ama 5. yüzyıla geldiğimizde evet İsa'dan önce 5. yüzyılın geç döneminde Tükidides'ten okuyacağınız şahane bir belge önümüze çıkar. İsadan önce 431 ila 430 kışındaki Perikles'in cenaze söylevidir bu. Bence Perikles'in büyüklüğü çok düşündükten sonra aklına gelebilecek en iyi çözümü ortaya koymasından gelmektedir. Kişinin en büyük gereksinimi ve kişisel ve ailevi amaçları ancak polis aracılığıyla karşılanabilir ve esenliği polisinki ile birbirinden ayrılmayacak kadar iç içedir. Bunu kabul etmeyebilirsiniz ve kuşkusuz kişiler zaman zaman baskıyı fazla bulmuşlardır. Ama ilginç olan idealdir, savdır, kuramdır. Bir insan olarak istediğiniz ve gerek duyduğunuz şeyleri bu büyük toplumun aktif ve sadık bir üyesi olmadan elde edemezsiniz. Yaşamdan beklediklerinize de ancak bu yolla kavuşabilirsiniz. Bu görüş Aristoteles'te gördüğümüz gibi özgür polis tarihinin sonlarına doğru insanoğlu için çok gerekli olmuştur. Yaşamın merkezidir ve Yunanlıların özgürlüğü olan düşkünlüklerini, polisin özertliğini, polisi güzelleştirme ve olabildiğince yüce duruma getirme çabalarını açıklar. Tüm bunlar kulağa çok hoş geliyor ama doğallıkla bir de kötü yanı var ki, o da her polisin büyük olma isteği, Yunan olduklarından komşularından daha büyük olmak isteğinin yarattığı anlaşılmazlıklar aralarında birçok savaşa neden olmuştu. Şimdi polisin diğer yönlerine bir göz atalım. Düşüncelerine değil de daha çok işlevine. İşlevinin nasıl geliştiğini ve bu gelişmenin en görkemli döneminde yani klasik dönemde öne çıkan özellikleri nasıl şekillendirdiğine bakalım. Üç şeyden söz etmek istiyorum. Bir tanesi krallık çağı sonunda polisin ortaya çıktığı sırada insanların geçimlerini nasıl sağladıkları. İkincisi nasıl savaştıkları ve üçüncüsü de bu sıra önemli değil nasıl yönetildikleri veya daha doğrusu kendilerini nasıl yönettikleridir. Kanımca polisin nasıl oluştuğunu, o duruma nasıl geldiğini ve size söz ettiğim düşüncelere nasıl inanarak gereklerini yerine getirdiğini anlamak için bu üç şey gereklidir. Bir kez söyleyeyim ki bu çok tartışmalı bir konudur. Biraz geri gideyim. Benim Yunanlılarla ilgili bir tarihçi olduğumu anlayan ve konuyla ilgilenen kişilerin hep sordukları bir soruya cevap vermeye çalışmışımdır. Derler ki, evet, evet, Yunanlılar şahaneydi, çok büyük başarıları oldu, mucizeydiler, altın çaydı vesaire vesaire. Ama söyleyin bakalım, nasıl oldu bunlar, ne yaptılar? Niye onlar da başkaları değil, diğer bir bilim adamının bulduğu parlak bir çözümle karşılaşana kadar sadece şakalara değinip duruyordu? Anımsıyorum, sizler doğmadan önce çok önce Sid Sezar'ın bir televizyon gösterisi vardı. Bu şovda görünüşte her konunun profesörü komik bir Alman Avusturyalı sıklıkla boy gösterirdi. Sonra Karl Reiner güya günün konusu olan şeyle ilgili sorular sorardı. En iyi anımsadığım büyük bir pilot ve havacının olduğu kısa süre için yere indiği bir programdır. Karl Rainer ona sorular sorar. O da komik Alman şivesiyle aptalca yanıtlar verir. Ama sonunda Rainer şöyle der. Katıldığınız için teşekkürler. Ama seyircilerimizin çok bilmek istediği bir şey var. Çok basit bir soru gibi görünüyor ama anlaması çok zor. Bu uçak gibi büyük, kocaman, ağır bir şey nasıl havaya kalkıyor? Cevap çok basit bir soru. Yani biliyorsunuz kanatları böyle hava geçiyor. Sonra motoru var ve nasıl havalandığı da mucize. Ben de Yunanlıları böyle anlatıyordum. Çünkü daha iyi bir fikrim yoktu. Coğrafya şu bu diye geveleyip duruyordu. Sonra batıdan büyük bir ses yükseldi. Kaliforniya Fresno State'te profesör olan Victor Davis Hanson. Konu hakkında düşünerek olağanüstü zekası ve Yunanca ve Yunanlılarla ilgili derin bilgisiyle konuya mucizevi bir öğe ekledi. Kendisi çiftçidir. Sanıyorum California Central Valley'de 19. yüzyıldan beri toprak işleyen bir ailenin 5. kuşağındandır. Burası bölge iklim ve coğrafya yönünden Yunan çiftliklerinin içinde bulunduğu şartlara yakınlık göstermektedir. Hanson bu benzerliklerin potansiyel olasılıkları olduğunu da düşünmekte haklıydı. Böyle bir ortamda yapılan çiftçilik incelendiğinde polisin gelişmesi hakkında çok şey öğrenilebileceği sonucuna varmıştır. Bu da neler olduğunun anlaşılmasında en önemli anahtar olmuştur. Bu konuda benden duyduğunuz her şeyi ben Hanson'dan öğrendim. Bir adamın aklına gelen bu parlak, göz alıcı fikir her yönden saldırıya uğramış ve tartışma yaratmıştır. Karanlık çağlarla başladığınızda Yunan nüfusunun Miken dönemine göre çok azaldığına genelde herkes katılır. Besleyebileceği nüfus yönünden az insan vardır. Nüfusu beslemek için toprağın işlenme şekline bakmak istediğinizde bize yardım edecek delilleri Homeros şiirlerinde bulabiliriz. Henson da buna odaklanmıştır. Homeros'un dünyasında önemli olan şeylerin birimler olduğunu görürüz. Buna aile diyebiliriz ki Yunanca karşılığı oikos. Aslında ev, hane demektir. Ama anlamı ailenin işlediği toprak ve ailenin kendisi anlamına gelmektedir. Görünüş nedir? Evet, Odiseyya'da Odysseus'un babası Kral Leartes'in evi olarak çok iyi bir oikos örneği buluruz. Odysseus kral olduğundan her nedense hala yaşamaktadır ama artık emeklidir. Bir asildir. Eski kraldır ama toprağa işlemektedir. Yaptığı çok aydınlatıcıdır. Çünkü Hanson'a göre daha eski bir biçenden geçiş dönemidir bu. Eski usulde Yunan standartlarına göre daha geniş çiftlikler düşleriz. Ve her yeri talan edip çalabildiklerini çalan asker grupları vardır ortada. Yunanistan'da hayvan yetiştirilir ama büyük baş değil. Daha çok koyun ve keçi vardır buralarda. Aynı zamanda asillerin savaşları için çok önemli olan at da yetiştirilir. Şimdi aradaki büyük karşıtlığı ve değişimi görmek için Miken uygarlığına bir adım geri dönelim. Eski Orta Doğu krallıklarını ve merkezden yönetilen kolektif tarımı ve çiftçilik veya hayvancılık yapan kişileri hatırlıyor musunuz? Hiçbir kişisel girişime geçit yoktu. Tamamen denetim altındaydılar. Bu uygarlık diğer eski Akdeniz uygarlıkları gibi iyice gelişmişti. Mükemmel şarap yapabilmek için nasıl üzüm yetiştirmeleri gerektiğini biliyorlardı. En iyi kalite yağ elde etmek için nasıl zeytin yetiştirip nasıl işleyeceklerini de biliyorlardı. Ağaç dikimini de yapıyorlardı. Çok iyi meyve veren ağaçları vardı. Tarımsal beceriler yönünden ileri bir uygarlıktı. Özellikle üzüm ve zeytine aşı yapmak, geliştirmek ve ıslah etmek için teknikleri biliyorlardı. Çıkıp bunları sadece dikemezsiniz. Eğer aradığın bir kelime var, iki tarımsal şeyi karıştırırsanız ne elde edersiniz? Evet, yenebilir olması için melez veya hibrit ürün olması gerekir. Bu bilgi sarayda mevcuttu. Krallar ve etrafındakiler herkese neler yapılması gerektiğiyle ilgili iletiler, emirler yağdırırlardı. Ama saray uygarlığı yıkılınca bütün düzen de altüst oldu. Nüfusun bu denli karanlık olması, yaygın fakirlik, açlık büyük ölçüde bu nedene bağlıdır. Ama daha önce bundan söz ettiğimizde de söylediğim gibi bir şeyler yapabilmek, öğrenmek ve daha kuvvetlenmek için özgürlük de böylece sağlanmıştır. Karanlık çağın bir noktasında ki Hanson olasılıkla İsa'dan önce 8. yüzyılı önerir, en büyük değişim meydana gelmiştir. Oikos kendisine ait olan bir toprak parçası ile geçirmiştir. Bunun Yunanca karşılığı Kleros'tur. Artık aile bu toprağın sahibi olduğunu biliyordu. Şimdi sahibiydi gelecek senede sahibi olacaktı ve aile içinde toprak babadan oğula geçecekti ve bu da her şeyi değiştirdi. Bir çeşit ümit doğurdu ve işlediği toprağı iyileştirmek ve daha verimli hale getirmek için gerekli her türlü yatırımı yapmaya temel oluşturdu insanlar arasında. Bu çabalara değerdi çünkü siz ve sizin çocuklarınız Elde edecekleri ürünü toplamak için orada olacaktınız. Hansen'ın dediği gibi, kleros veya tek kişiye ait olmayan ama devamlı olarak tek bir çiftçi ailesinin veya oikosun sahip olduğu toprak parçası kavramı böylece oluştu. Hansen'ın işaret ettiği gibi, daha önce toprağa işleme şekliyle bunun arasındaki farka bakın. İnsanlar toprağa ya geniş arazi sahibinden kiralıyorlardı ya da ücret veya sadece ürettiklerinin bir kısmı karşılığında işçi olarak çalışıyorlardı. Toprağa işlemek zorunda olan serfler ve hatta bazı yerlerde köleler yapabileceklerinden değil ama ürünlerinin, ağaçlarının, asmalarının hacmini büyütmek ve kalitesini geliştirmek için teşvik bile edilmiyorlardı. Toprağın tapusu ellerinde olmadan bu riski almak da istemiyorlardı. Bir kez tapuyu aldıklarında kalıcı ürünler ekmeye başladılar. Ve bu da toplumun bütün temelini ve değerlerini ve bunlarla beraber yaklaşımları değiştirdi. Kısacası Hanssen'a göre aile çiftliği buluşu insanlık tarihinin çok önemli en kritik noktasıdır. Ve Yunanistan dışında benim bildiğim başka örnek yoktur. Tabi bunların hiçbiri bir gecede olmamıştır. Yavaş yavaş gerçekleşir. Bu değişimler İsa'dan önce 900 ila 700 tarihleri arasındaki dönemde zaman ilerledikçe hızlanarak meydana gelmiştir. Sonra nüfus artmıştır. Elimizde bununla ilgili çok kuvvetli arkeolojik kanıtlar var. Yunan topraklarında gittikçe daha fazla insan yaşamaya başlamıştır. Ne yapıyorlar onlar? Bir noktaya kadar daha fazla insan olması iyiydi. Çalışacak fazla kişi olması üretimi artırır. Fakat o noktadan sonra nüfusu doyurmak için üretilenden daha fazlasına gerek duyulması eldeki işlenen toprağı genişletme isteğini doğurur. Bu birkaç yoldan gerçekleşir. Bunlardan çok önemli olanı Hansen tarafından iç kolonileşme olarak vurgulanan şeklidir. Tarım yaparken doğal olarak en iyi, en bol ürünü verecek, en verimli toprağa öncelikle yönelmeniz doğaldır. Başlangıçta da böyledir. Daha fazlasına gerek duyulduğunda ben sadece en verimli yere ekerim diyemezsiniz. Fazla toprağa gerek olduğu için verimli olmadığından daha önce kimsenin ekmediği bir yere yönelirsiniz. Böylece çok çalışarak ve becerilerinizi kullanarak verimi düşük toprak oyuna katılmış olur. Hanson tarafından vurgulanan bu nokta çok önemlidir. Bunları anlamak için çiftçi olmanız gerekir. Denediğiniz her şey başarıya ulaşmayabilir. Hensson'ın çiftlikle ilgili çizdiği resim Homeros'un anlattığı Zeus'un iki küpüne benzer. Talih çoğu zaman kötüdür. Başarılı olmak zordur ve talih, beceri, azim ve çok çalışma karışımı bu çiftçilerden hangisinin başarılı olup hangisinin olamayacağını belirler. Anımsamanız gereken önemli nokta bu işte. Başarı da olacaktır, başarısızlık da. Hansen, batı'da geniş çapta emlak edinmenin asıl başlangıcını anlatır. Hensson'ın kuru üzüm elde etmek için üzüm yetiştirdiği bir çiftliği vardır. Galiba bütün kuru üzümler Fresno'da yetişiyor. Değil mi Curtis? Bunun nasıl yapılacağı, istediğiniz çeşit üzümün nasıl yetiştirileceği, bağcılık ve ağaç dikimi aslen Asya'dan öğrenilmiş. Asyalılar çok ilerideydi ve Yunanlıların dışa açılmalarıyla sağlanan iletişim sonucu bunlar öğrenildi. Biz de bu gibi işlerin nasıl çok iyi yapıldığını görüyoruz. Her şey birbirinden değişik şekillerde yetiştirilir. Hanson'ın anlattığı bu yeni çiftliğin size bir resmini çizeyim. Yoğun tarım yapılmaktadır. Yani geniş tarlalara ürününüzü dağıtarak kaba bir biçimde tarım yapılmıyordu. Toprağın her parçası gerekliydi. Çoğu yerde istediğiniz ürünü yetiştiremezsiniz. Bu nedenle orada yetişmeye elverişli başka bir ürün buluyorsunuz tablo bu. Böylece ürünleriniz çeşitlilik gösterir. Bunlar Akdeniz iklimine uygun tipik ürünlerdir. Herkesin hububata gereksinimi vardır. Ekmek bildiğiniz gibi yaşam için temel bir gıda. Toprağınızda hububat yetiştirmeyi deniyorsunuz. Nerede yetişiyorsa orada yetiştiriyorsunuz. Eğer beceremezseniz başka yerden almak zorundasınız. Zeytin size geçen gün anlattığım nedenlerden ötürü çok önemli. Çoğu zaman buğday veya hububat yetişmeyen yerlerde sebze yetişebilir. Ağaçlardan meyveler, bir şey unuttun mu Körtis? Söylemediğim ürün kaldı mı? İşte yaptığınız işler bunlar. Bunlarla ilgili birçok şeye dikkat edin. Hepsi yaşamak için size gerekli olan şeyler. Bütün besin grupları var. Et ve balıktan söz etmedim tabii. Ama dünyanın bu bölgesinde ikisine birden pek rastlanmaz. Koyun ve keçi olduğu için et vardır. Ama sığır bulmak çok zor olur. Yunanlıların pek fazla et yemediğini anlamanız gerek. Balık yok mu diyebilirsiniz. Yani nereye baksanız her taraf suyla çevrili olduğuna göre Yunan sularında pek balık yaşamaz. Yani balık yok demiyorum ama bol değildir. Newfoundland'ın kıyıları değil buraları. Yunanlılar balık yerler ama çok değil. Proteini biraz ondan, bundan sonra ekmek, zeytinyağı, meyve, sebzeler, peynir, süt ve bu gibi şeylerden alırlar. Tarihte çiftçilerin öğrendiği şeylerden biri sadece ürün yetiştirirseniz kazançlı olmanın çok zor olduğudur. Çünkü insanlar doğal olarak yetiştirdiğiniz ürünü sizin yetiştirdiğiniz şekliyle kullanmazlar. Yine üzüm ve zeytini düşünüyorum. Bunlardan çoğunlukla zeytinyağı ve şarap yapıyorlardı. Ne yaparsınız? Eğer fakir bir çiftçiyseniz ürününüzü gerekli sıvıya dönüştürecek aracıya gönderirsiniz. Karınızın büyük bir bölümünü de o alır. Ama çiftçiler böyle yapmamışlardı. Gerekli araçlar edindiler. Son ürünü elde etmek için gereken üzüm ve zeytin ezme aletlerini aldılar. Ve daha başarılı oldular. Çiftçi olarak başarılı olmak istiyorsanız yapmanız gereken bir şey daha var ürettiklerinizi ertesi sene gerektiği zaman kullanmak üzere depolayacağınız bir yerin olması çok yararlıdır. Satacağınız üretim fazlası da istenir. Erken dönemlerde bu olasılıkla bir takas sorunuydu. Üretmediğiniz ama size gereken ürünlerle değiş tokuş yapabilirdiniz. Kar getiren bu durum eğer ürününüz bozulursa bir işe yaramaz. İşte seramiğin önemini böylece anlamamız çok önemli. Ürünü uzun zaman bozulmadan tutacak, çok iyi kapatılabilen saklama kapları yapmak zorundaydılar ve bunu yaptılardı. Bu çiftliklerle ilgili anlamamız gereken başka bir şey de gerçekten küçük ne kadar küçük olduklarıdır. Tipik bir çiftlik belki 40 dönümdür. Yani çok ufaktır. Doğal olarak bazıları daha büyüktü. Ama tarım aristokrasisinin meydana çıkmasından değil, ufak aile çiftliklerinden oluşan tarımsal bir toplumdan söz ediyoruz. Polis oluşurken bu çeşit tarımın gelişmesiyle beraber kölelik de ortaya çıkar. Tabii kölelik hemen insanlık tarihi kadar eskidir ve Homeros'un dünyasında da zaten vardır. Ama Karanlık Çağ'da çok az köle bulunuyordu. Çünkü köle sahibi olmak için zengin olmak gerekir. Zenginlik olmadan köleniz olamaz. Çünkü köleleri en azından doyurmanız gerekir. Ve ne kadar kötü efendi olursanız olun, ölü köleler işe yaramaz. Olasılıkla onları edinmek için para da vermişsinizdir. Makine gibidirler. Ölen kölenin yerine yeni bir makine almanız hayattayken de onu doyurmanız gerekir. Dolayısıyla çok fakir bir toplumdan söz ederken fazla kölelik göremezsiniz. Ama şu da doğrudur ki tanımladığım aile çiftlikleri oluşmaya başlarken köleleri üretken olumlu bir şekilde kullanmak için yollar bulunmuştur. Kar bakış açısından olumlu demek istiyorum. Bunun nedeni de eğer tek bir ürün yetiştiriyorsanız onu ekersiniz. Bakımını yaparsınız ve zamanı gelince de ürünü toplarsınız. Arada ne yaparsınız? Yapacak pek fazla iş yoktur. Köleyi sadece kısa bir dönem çalışması karşılığında bütün sene boyunca doyurmanız gerekirse pek karlı olamazsınız. Fakat Hanson'ın anlattığı çiftlikte bütün yıl boyunca iş olduğunu düşünmek hoş. Çünkü değişik ürünlerle değişik zamanlarda ilgilenmek gerekir. Diğer yandan her ürün değişik çeşit ilgi ister. Bazılarının devamını sağlamak için çok çalışmak gerektiği için yararlı ve karlı çok iş olur. Böylece bu ufak çiftliklerde bir veya iki kölenin bulunmasını sağlayacak kadar kar elde edilir. Demek istediğim köle dediğim zaman eski Güney plantasyonlarındakini unutmanız. Çünkü sadece bir veya iki köle varsa efendileri de onların yanı sıra çalışıp onların yaptığı işin aynısını yapıyordu. Ve aynı zamanda kölelere yol gösterip neyin ne olduğunu söylüyordu. Daha iyi anlamak için bu adamları tutulmuş işçi olarak düşünün. Yani evde yaşayıp olasılıkla hep beraber karın doyuruyorlar ve evin efendisiyle birlikte çalışırlardı. Tek fark özgür kişiler değil köledirler. Bu aile çiftliklerinin meydana çıkması, polise vatandaşlık özelliği, yani kendi kendilerini yöneten özgür adamların bulunduğu yer özelliği vermesi komiktir. Polis böylece özgürlüğü keşfederken aynı zamanda köleliğin büyümesi de ona eşlik etmiştir. Hem kölelik hem de özgürlük Yunan dünyasında beraber yürür. Elimizdeki belgeler arasında Kios adasından gelen ilginç bir yazıt parçası var. Hansen'ın 8. yüzyıla tarihlediği bu parça söylediklerimizle ilgili. Üzerinde az bir yazı bulunur ve bir çeşit kent konseyinden söz ettiği açıktır. Elimizdeki ilk gönderme bu. Yunanca sözcükler bule he demosya. En iyi şekilde halk için meclis olarak çevrilebilir. Halkın meclisi olmayabilir çünkü o zaman demokratik bir şey olur. Bu meclis daha çok oligarşik veya aristokratiktir. Önemli olan nokta daha önce böyle bir şey duymamış olmamız. Şurası açık ki halkla ilgili bir çeşit politik rol oynayacak resmi bir grup vardır. Demosia sözcüğü demostan gelir. Ve demos halk, bütün halk demektir. Anlamlardan biri budur. Ve konumuzla ilgili anlam da budur. Henson'ın işaret ettiği gibi sadece erken dönem Yunanistan'da özgür çiftçiler topraklarının tapusuna sahiptiler. Köleleri vardı ve sözüne ettiğim bu meclisten dolayı kendi toplumlarının denetimini ellerinde tuttular. Bu süreç içinde politik gelişme geç de olsa meydana çıkmıştır. Hanson'ın dediği gibi bu yeni çiftçi sadece değişik çiftçi değil, aynı zamanda değişik bir kişiliktir de. Politik rolü içinde bir vatandaş, asker ama paralı asker veya bir kralın veya bir aristokrasinin askeri değil savaşa gitme zamanı geldiğine karar vermiş ve devletinin politikasını ve davranışlarında vereceği kararlarda etkin rol oynayacak bir asker vatandaştır. Geçmişte kral veya aristokrat olmayan hiçbir kimsenin olmadığı gibi bağımsız ortaya çıkışı sırasında polisin bel kemiği olan yeni bir çeşit adamdır. Abartmak istemiyorum ama e, eskilerden oluşmuş aristokrasi hala var olmaya devam etmektedir. Onlar birden bire yok olmazlar ve uzun bir süre bu yeni bağımsız çiftçilerle eski kurulu aristokrasi arasında sürtüşmeler devam edecektir. O eski aristokrasi hiçbir zaman yok olmayacak. Ben sadece o zaman için gerçekten çok yeni olan şeyleri vurguluyorum. Bir şeyler daha ekleyebilirim. Hanson bize bir bilim adamı olarak eski tarım ve çiftçilikte olan gelişmeleri anlatırken aynı zamanda etkin bir çiftçinin bugün olanlara gösterdiği tepkileri ve çiftçilerin başına gelenleri anlattığı Rüyası Olmayan Tarlalar kitabını yazmıştır. Konu bir Amerikan modern çiftçilik öyküsüdür. Batı Avrupa için de geçerli olan bu düşünceler daha çok çiftçilerin ortadan kalkmasıyla ilgilidir. Bundan söz etmeden geçmemin doğru olmadığı düşüncesindeyim. Hiç kimse bu konuyla ilgili bir şey bilmiyor. 19. yüzyıl sonunda Amerikalıların kaçta kaçı çiftliklerde çalışıyordu? Yüzde 20, yüzde 30, inanın yüzde 60 ila yüzde 70. Ve bu oran Amerikan tarihinde geri gittikçe yüzde 90, yüzde %95 95'e yaklaşır. İşte dünya tarihi budur. Tüm insanoğlu zamanının büyük kısmını çiftçilikle geçirmiştir. Bugün Amerikalıların kaçta kaçı çiftlikle meşgul olmaktadırlar? Son gördüğüm sayı tekrar edilmeyecek kadar ufaktı. Peki tam olarak bilemeyiz ama ancak yüzde iki. Aranızda çiftçi tanıyanınız var mı? Nasıl? Demek hala çiftçilik yapılıyor. Tanrı korusun. Oğlu da mı çiftçi? Ciddi misin? Nerede bu? Vay şahane bir şey. Kendisine selamlarımı iletin. Bu mucize gibi bir şey. Ben hiç çiftçi tanımıyorum. Evet, Hansen'ı tanıyorum. Onu da tanımasaydım hiç çiftçi tanımazdım. Evet, çok fazla derine gitmek istemiyorum ama bu konuyla ilgileniyorsanız şu kitabı alın. Önemli olan çiftçilerin diğer çiftçi olmayan insan gruplarından kritik noktalarda tamamen değişik bir sosyal grup olması ve bütün bu işlerin nasıl yok olduğudur. Hiç kimse üstünde düşünmüyor bile. Bana 20. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşam özelliklerini değiştiren en önemli şeyin ne olduğunu sorsanız çiftçilerin yok olmasıdır cevabını verir. Bu durum dünyayı o kadar çok yönden değiştirmiştir ki burada hakkıyla incelemem olası değil. Ama Hanson'ın Rüyası Olmayan Tarlalar kitabını okursanız bu büyük değişim üzerinde kafa yorabilirsiniz. Şimdi genelde bu olgunun ekonomik yönlerinden söz ettim. Söz ettiğim şeylerin kanıtları bunlar ama her şeyi kanıtlamaya kalkmayacağım. Bu çok uzun sürer. Evet, bundan sonra söyleyeceklerim politika alanında. Eğer Miken dönemine bir kez daha bakarsak bir çeşit despotizm görürüz. Bir çeşit lord, daha iyi bir terim bulunmadığından kral vardır. Bu hükümdar temelde herkesi yönetir ve herkes onun uyruğudur. Etrafında aristokratlar vardır ve birçok yardımcısı bulunur. Ama patrondur ve dünyanın her yerinde bu böyledir. Bundan sonra karanlık çağ kentlerini olabildiğince incelemek istersek en iyi kanıtları bulmak için Odiseye ye yönelmemiz yerinde olur. Doğallıkla bu kanıtlar kusursuz olmayacaktır. Çünkü Homeros'un dünyasının karışık nitelikleri vardır. Ama yine de Odiseus onun evi İthaka'dır ve olup bitenler size değerli ipuçları verecektir. Bu dünyada Basileus denen diğerlerinden bir yönden daha üstün olduğu kabul edilen biri vardır. Ama bu kişi herkesten de çok üstün değildir. Etrafında Basileus olduğunu öne süren bazı asiller bulunur. Daha doğru söylemek gerekirse bu genelde aristokrat bir toplumdu diyebiliriz. Bu sonuca Homeros'un şiirlerine baktıktan sonra varmıştık ve Miken dünyasından sonra bile bu düşünce geçerli olmaktadır. Servetleri veya kişisel fiziksel kuvvetleri belki ataları nedeniyle her nedenle olursa olsun bazı kişiler toplumda denetimi de facto olarak ellerinde bulundururlar. Demek istediğim eski toplumların aristokrasilerinde doğum hakkı yani asil doğmak kritik bir ölçüttü. Evet, tanımı aristokrasinin tekil değil, çoğul olduğunu gösteriyor. Öyleyse aristokraside kararlar nasıl verilir? Tipik yanıt kuruldur. Yani bule ve Yunancada meclis anlamına gelen eklesia değildir. Eklesia'nın anlamı tüm erişkin erkek nüfusunun bir araya gelmesidir. ...bule herkesin bir araya gelmesi değil... ...bir dereceye kadar otorite sahibi daha ufak bir topluluk olarak anlaşılır. Düşünceme göre erken dönemde bütün otorite onlarda bulunmaktaydı. Fakat ilginçtir ki bu Yunan toplumlarında en erken dönemlerden başlayarak... ...miken benzeri olmayan bir yön bulunur. Bu da savaş söz konusu olduğunda... Orduda çarpışan askerlerin düşünceleri sorulurdu ve aristokraside bile bir meclis bulunmaktaydı. Ama kararları aristokratlar verirdi. Dahası kanunlar toplumdaki kurullar aracılığıyla çalışan aristokratlar tarafından yorumlanır ve uygulanırdı. Bu kurul üyeleri aristokratlar içinden seçilmiş olabilir veya toplumun büyüklüğüne göre tüm aristokratlardan meydana gelebilirdi. Fazla büyük olan kurullar işlevselliklerini kaybedip başka bir şeye dönüşürler. İşte başladığımız yer burası. Karanlık çağ. Polis büyüyüp geliştikçe, ekonomik durumla ilgili size anlattıklarım meydana çıktıkça bu başarılı çiftçiler daha sonra anlatacağım gibi polisleri için savaşan piyade asker olacaklardı ve piyade asker olarak ordunun çok önemli parçası haline geleceklerdi. Bu adamlar özgürlüklerinin ve servetlerinin, servet dediğim zaman çok büyük değil ama yine de zenginlik birleşimiyle önemli kişiler olmuşlar ve asker olarak üstlendikleri rolden ötürü devletin yönetiminde kendilerini yakından ilgilendiren kararlarda daha çok söz sahibi olmakta ısrar etmişlerdir. İleride daha yakından inceleyeceğimiz konulara baktığımızda bu insanların değişik yöntemlerle katılımda ısrar ettiklerini ve her devlet için varılan sonucun değişik olduğunu göreceğiz. Bazen eski aristokrasi çok uzun zaman dayanarak değişiklik girişimlerini bastırmayı başarmıştır. Diğer zamanlardaysa toplumdaki tatminsiz kişiler yani genelde sözüne ettiğim bu çiftçilerin bir araya gelip halinden memnun olmayan bir aristokratı veya özellikle bir asker, bir komutan olarak kendisini kanıtlamış bir aristokratı seçerek ihtilal veya en azından darbe diyebileceğimiz bir yöntemle değişik bir çeşit monarşiye doğru yöneldiklerini yaygın olarak görüyoruz. Yunanlılar buna istibdat derlerdi. Bu istibdatlar devreleri değişik sürelerle devam etmişlerdir. Ama bir kez baştaki müstebit yerinden indirildi mi o kentte bir daha tek adam yönetimi hiç görülmez. İstibdattan sonra genelde kurulan oligarşidir. Ama dikkatinizi çekerim. Aristokrasi demedim. Oligarşi birkaç kişinin yönetimi demektir. Ama değişik olan artık doğru yerde doğmak, servet sahibi olmak temelidir. Bunun anlamı da yeni zengin, yeni hali vakti yerinde kişiler yönetime katılacaklar ve yönetim biçimi olan oligarşi klasik dönem boyunca Yunan kent devletlerinin yönetim biçimi olacaktır. Demokrasi keşfedildiğinde zaman zaman çok tutulacak ve yaygınlaşacak ve birçok demokrasiler meydana çıkacaktır. Ama hiçbir zaman polisin çoğunluğunda görülmeyecektir. Tipik polis bir çeşit Hanson tipi çiftçi kuruluşudur. Çiftçi ve daha yukarı sınıf politikada rol alır ve kentlerinin yönetici kadrosu olur. Piyade olarak savaşanlar kararları alacak kişiler olacaklardır. Onlardan daha fakir olanlarsa dışarıda kalacaktır. Bunun için bu başarılı aile çiftçilerinin her zaman demokrasiye yönlenmediğini anlamanız çok önemli. Gerçekten tekrar vurgulamak istiyorum ki demokrasi çok olağan dışı bir sonuç. Evet, ekonomik değişim ve politik değişimle ilgili bir şeyler söyledik. Bundan sonra çok dikkat çekici sonuçları olan askeri değişim hikayesiyle başlayacağım. Bu dersin sonu.